Evet, hoş geldiniz. Evet, saygıdeğer katılımcılar, saat 16:01 benim saatimle. Dolayısıyla bence herkesin zamanını kaliteli kullanmak açısından bugünkü webinarımıza başlayabiliriz. Şimdi bu webinar kayıt altında. Dolayısıyla küçücük de olsa tarihe bir kayıt geçmek için bugün 21 Mayıs 2020. Koronavirüs nedeniyle bütün dünyada bir pandemi, bir salgın olduğu dönemdeyiz. O nedenle birebir ulaşamadığımız insanlara olabildiğince internet üzerinden olanaklarla ulaşmaya çalışıyoruz. Bu Profesyonel Ses Derneği'nin yaptığı onlarca toplantıdan sonra ilk kez düzenlediği bir webinar, web üstünden bir toplantı. Diğer toplantılardan farkı gerçekten birer birer sayın katılımcılar kaydoldular. Hepsinin adını, soyadını, e-maillerini, yaşlarını biliyoruz. Hepinize ilginiz için çok teşekkür ediyoruz. Ben birkaç cümleyi Profesyonel Ses Derneği hakkında konuşarak sarf etmek istiyorum. Profesyonel Ses Derneği 11 Ocak 2000 tarihinde kurulmuş bir dernek. İsminden anlaşılacağı üzere profesyonel ses kullanıcılarının ses problemlerine katkı sağlamak amacıyla kurulmuş bir dernek. Profesyonel ses deyince tabii konuya ilgisiz olan insanlar için küçük bir grubu ifade edebilir bu. Aslında çok çok büyük bir toplum grubunu kapsayan bir şey. Bu işte elit opera sanatçılarından başlayıp çağrı merkezi çalışanlarına, öğretmenlere, diz hekimlere, dil konuşma terapistlerine, odyologlara, avukatlara yani karşısındaki insana kendisini sesiyle ifade edip onunla hayatını kazanan bütün insanları kapsayan bir grup. Bu derneğin kurucusu saygıdeğer hocam Profesör Doktor Gürsel Dursun. Dolayısıyla biz bu webinar serisine başlarken ilk webinarı çok sevdiğimiz derneğimizin onursal başkanı Sayın Profesör Doktor Gürsel Dursun'la yapmak istedik. Ben sözü kendisine vermeden önce çok kısacık kendisinin özgeçmişinden sizlere bahsetmek isterim. Sayın Dursun 1960 yılında İstanbul'da doğdu. Orta öğrenimini TED Ankara Koleji'nde tamamladıktan sonra 1984 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdi. Aynı üniversitenin kulak burun boğaz hastalıkları ana bilim dalında 1991 yılında eğitimini tamamlayarak kulak burun boğaz uzmanı oldu. Ardından 1996 yılında doçent, 2002 yılında ise profesörlük kadrosuna atandı. Sayın hocamın 1995 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde ve 1996 yılında Almanya'da laringoloji üzerine yaptığı çalışmaları mevcut. 2000 yılında Ses Derneği'ni kurduğundan bahsetmiştik. Ben ve benim jenerasyonumdaki, benden daha genç olan birçok kulak burun boğaz uzmanı meslektaşım, laringoloji, foniyatri konusundaki birçok şeyi kendisinin düzenlediği toplantılarla öğrendik. O bizim için hani bir öncü. Dolayısıyla ilk toplantı için davetimizi kabul etmesi, bugün bizimle birlikte olması bizler için bir onur. Hocam sözü size vermek istiyorum. Profesyonel sese yaklaşım konulu seminerimiz için. Bu arada dinleyicilerimize çok küçük bir şey söylemek istiyorum. Hepiniz ilgili programın soru-cevap kısmından, Q&A kısmından ve chat kısmından sorularınızı bize yöneltebilirsiniz. Onları ben takip etmeye çalışacağım ve yeri geldiğinde çok büyük çoğunluğunu da sunumun sonunda hocama yöneltip sorularınızı cevaplamaya çalışacağız. Umarım hepiniz için keyifli bir öğleden sonra olur. Hocam kürsü sizin. Çok teşekkür ediyorum. Nazik sözlerin için ayrıca teşekkür ediyorum. Bu bayrak yarışında emaneti senin gibi başarılı bir kişiye bırakmaktan da ayrıca haz duyuyorum. Onun için sana ayrıca teşekkür ediyorum. Şimdi bu konuşmayı profesyonel ses üzerine yapmak istiyoruz. Profesyonel ses deyince birçok meslek grubunu akla getirebiliriz ama aslında bizim pratiğimizde profesyonel ses dediğimiz vakit her sesi biz kıymetli kabul etmeliyiz. Onun için burada söyleyeceklerim sadece bazı meslek gruplarını, slaytta gördüğünüz gibi, bazı meslek gruplarını ayrıca değerlendirmeye alıyoruz diye düşünmek lazım. Bunların arasında görüyorsunuz çok sayıda meslek grubu var ve milyonlarca kişiye tekabül ediyor bu. Bunların içinde bazıları Türkiye'ye has meslek grupları. Örneğin din görevlileri Batı literatürü içinde yer almayan bir grup. Bununla ilgili umuyorum bir başka toplantıda da ilgili arkadaşlarımızın çok güzel çalışmaları var. Bizim pratik hayatta önemli oranda karşılaştığımız bu meslek gruplarına yönelik çalışmaları
bahsedebilirler. Neticede ses sanatçıları da önemli bir grup. Ses sanatçılarına deyince Türk halk müziği, Türk sanat müziği bizim Kültür Bakanlığı ve TRT'nin koroları dışında özellikle çok sayıda tüm yurda yayılmış amatör korolar ki her yıl onlar polifonik korolar yarışması adı altında buluşma gerçekleştiriyorlar. Konservatuvar ve müzik okulu öğrencileri bunların hepsini bu grupların içinde önemli bir yer olarak ayırabiliriz. Şimdi Türk halk müziği, Türk sanat müziği de gene Batı literatüründe çok yer almayan müzik türleri ve bunlar da bize mahsus. Özellikle daha oryantal, gırtlak odaklı, larynx odaklı müzik türleri ve şarkı türleri olduğu için bunlara has problemleri de gene biz daha çok görüyoruz ve değerlendirmek durumunda kalıyoruz. Onun için profesyonel seslerken, literatürü tararken aynı zamanda ülkemize mahsus bazı grupları da dikkatli değerlendirmek gerektiğini unutmamamız gerekiyor. Bunların içinde özellikle popüler müziğin yapıldığı barlar, lokaller, gece kulübü gibi yerlerde çalışan grupları da unutmamak lazım. Bizim ülkemiz için bunları da özel kategoriye alabiliriz. Şimdi profesyonel ses derken aslında ses problemi yaşayan bir kişinin geldiği vakit ki ilk değerlendirmesi şikayetinin dinlenmesi şeklinde oluyor bizim için. Ses kısıklığı genel ifade disfoni de diyebiliyoruz buna. Fakat her hasta bunu farklı ifadelerle söyleyebiliyorlar. Bu semptomların isimlendirilmesi konusunda çok değişik tanımlar olabilir. Ama genel olarak disfoni ya da ses kısıklığıyla gelen bir hastanın önce algısal yani kulağımızla sesini dinleyerek bir değerlendirmesini yapıyoruz. İyi bir laringolog, iyi bir ses uzmanı kulakla dinleyerek %60-70 tanıya gidebilecek durumdadır. Bunu rahatlıkla ve iddia olarak söyleyebilirim. Ama tabii ki kanıta dayalı davranmamız gerektiği vakit mutlaka görsel olarak bir muayene yapmamız gerekiyor. Şimdi bununla ilgili belki hekim alanı dışında diğer alanlardan katılanlar olabilir. Onlarla daha iyi bir değerlendirme yapabilmek için nasıl muayene ediyoruz'u göstermek istiyorum burada. Kısa bir videomuz var. Günümüzün modern yönteminde teleskoplarla, ona bağlı kamerayla görüntü ekrana aktarılıyor. Ve böylece bu video laringostroboskopi dediğimiz incelemeyi yapma imkanını buluyoruz. Stroboskopi dediğimiz kısmı ses tellerinin titreşmesi veya vokal kodların vibrasyonu diyebiliriz. Bunları da değerlendirme imkanına sahip oluyoruz. Bunun dışında bir de özellikle profesyonel ses grubunda akustik çalışmalar yapabiliriz. Bilgisayardaki software programlarda mikrofonla kaydedilen kişinin sesini analiz edebiliyoruz. Ve bu bize terapiler öncesi ya da sonrasında kıyaslamalar ve takiplerde faydalı oluyor. Peki sözü çok derinleştirmeden kısaca ne gibi hastalıklarla karşılaşıyoruz'a bakalım şimdi. Bu gruplarda bazı ses problemlerini tabii ki daha yoğun yaşıyoruz. Çünkü profesyonel ses grubundaki kişiler sesi daha yoğun kullanıyorlar. Meslekleri icabı daha yoğun bir ses kullanımı, daha zorlayıcı bir kullanım yapmak durumunda kalıyorlar. Bunun sonucunda da bazı yol kazaları ortaya çıkabiliyor. Örneğin ses tellerini kanamalar, hemorajiler burada gördüğünüz gibi. Bu tarzdaki kanamalar çok çeşitli nedenlerle ortaya çıkabilir. Maçta bir tezahürat,
pazar yerinde malını satarken esnafın bağırması, kan sulandırıcı ilaçların kullanılması, regil günlerinde, özel günlerde sesin zorlanması, sahne sanatçılarının performans yaparken rol icabı sesi zorlaması gibi birçok mekanizma bu ses tellerindeki, vokal kortlardaki vasküler yapı, damar yapılarının kanamasına yol açabilir. Bunların en güzel tedavi yöntemi aşağı yukarı 3 ya da 4 hafta kadar kati bir ses istirahati yapmaktır. Bunların gerileme ihtimali çok yüksektir. Bazen gerilerken böyle küçük kalıntılar bırakabilirler. Bunlara biz polip diyoruz ki bunlar cerrahi gerektirebilir. O yüzden kanamanın gerilemesi döneminde mutlaka ses istirahatinin çok dikkatli yapılması ve buna uyumlu olunması gerekmekte. Bu dönemde ilaçlardan medet ummaktan ziyade sesi dinlendirmek ve bu kanamanın gerilemesini beklemek bu yönden daha doğrudur. Ama iş böyle polipleşmeye gelirse o zaman ameliyat ihtiyacı ortaya çıkacaktır. Bir başka çok bildiğimiz kelime nodül kelimesi. Neticede nodül kelimesi toplumda çok iyi bilinen, iyi bir imajı olan bir kelime değil. Bu ne var ki burada kötü bir şey ifade etmiyor. Biz ses telinde nodül var dediğimiz vakit kişiler bundan çok ürkebiliyor. Yani bir polip var deyince hissiyatı nodüldekinden daha kötü olmuyor. Ama şunu söyleyebiliriz ki nodüller kadınlarda ve çocuklarda gördüğümüz adeta birer nasırlaşma bölgesidir. Sesin zorlanmasıyla ses tellerine kuvvetin en çok yük, en çok bindiği yerde yükün karşılaşılan nasırlaşmalardır. Bunların ses telleri bir araya geldiği vakit, kapandıkları vakit, birbirlerine değmesi sonucunda önde ve arkada açıklık kalmasına bağlı olarak ses kısık, havalı ve de boğuk olarak tariflenebilen bir ses olur. Çok enteresandır ki bazı kadınlar bu sesin cazibeli bir ses olduğunu düşünürler ve bundan memnuniyet duyarlar. Ama neticede bir ses sanatçısı için bu nodüllerin oluşması hakikaten mesleki kariyeri bozacak kadar bir sıkıntı yaratabilir ve kariyeri sonlandıracak duruma gelebilir. Örneğin buradaki ifadelere bakalım. Yanlış şarkı söyleyerek, yanlış şeylere abanarak ses tellerinde nasır oluşmasına sebep verdiğimi söylediler. Bu tarif aslında çok güzel anlatıyor problemi. Bunlar kadınlarda ve çocuklarda oluyor dedim. Bunların genel olarak tedavilerinde ses terapilerinden yararlanıyoruz. Cerrahi opsiyonumuz en sona kalır. Sahne sanatçılarında veya bu profesyonel ses grubunda çok gördüğümüz bir hadise. Ses sanatçılarında daha yoğun ortaya çıktığı için şarkıcı nodülü diye de ifade edilirdi eskiden. Ama günümüzde artık birçok meslek grubundan kadın ve çocuklarda görebiliyoruz. O nedenle bunların kötü manada bir nodül kelimesinin içerdiği bir kötü hissiyatı taşımaması gerektiğini ve tedavi edilebileceğini burada söylemek isterim. Bunların bazen karıştığı kistler olabilir. İşte bu modern muayene yöntemlerimiz, video laringostroboskopi, hekime bunların nodülle kistin karışmasını önleyici, ayırt edici tanıyı yapmasını sağlar. Bu neden önemli? Nodülleri ses terapisiyle tedavi eder iken kistleri cerrahi olarak çıkarmamız gerekebilir. Bu fark vardır. O yüzden tanı çok önemlidir. Geçmeyen, terapiyle düzelmeyen ses teli nodüllerinde ihtimaldir ki kist olabilir. O nedenle bunu dikkatli değerlendirmek gerekir. Bir başka enteresan patoloji Ranke ödemi. Sigara tiryakilerinde ses telini, vokal kordun adeta şişmesi, ikinci tabakasında bir
şişme olması, ödem tabir ettiğimiz şişmenin olması sonucunda bu şekilde ses tellerinin, vokal kortların kalınlaşması. Bu seste kalınlaşma ile kendini gösterir. Çok enteresandır ki kadın hastalar beni telefonda erkek zannediyorlar bile diyebilirler ve öyle gelebilirler. Bunlar da tedavimiz çoğu kere bir cerrahi noktasına gitmektedir. Cerrahi olarak tedavi etmemiz gerekebilmektedir bunlar. Çok sıkıntılı, adeta başımızın derdi diyebileceğimiz bir hususta sulkus. Sulkus, oluk demek. Ses telinde bir oluk olması. Bu da sesin kalitesini son derece bozan yapısal bir durumdur. Bir adeta yapı eksikliğidir. Tabaka eksikliğidir. Bunların tedavisini ve düzeltilmesinde sıkıntılar yaşıyoruz. Bu nedenle bunlarla ilgili sonuçların çok parlak olduğunu söyleyemeyeceğim. Bir başka karşılaştığımız tablolardan birisi arka tarafta granülomlar olması. Bunlar reflüyle veya bir takım medikal entübasyon tedavileriyle yakın ilişkili olabiliyor. Bunları kötü hastalıklar, kanserle karıştırabiliyor bazen toplumda kişiler ve kaygı duyabiliyorlar. Ama bunlar granülomdur. Çok enteresan bir seyirleri vardır. İlaç tedavileriyle gerileyebilirler. Ameliyat etsek dahi, bunu çıkartsak dahi cerrahi olarak tekrar edebilirler. Değişik bir algoritmaları vardır. O yüzden burada hekimin tecrübesi, yaklaşımı, hastanın buna uyumu, tedaviye uyumu çok önemlidir. Özellikle mide koruyucu tabir edilen proton pompa inhibitörleri tedavide önemli yer tutmakta. Bu tarzda gördüğümüz oluşumlar genelde prekanseröz dediğimiz, yani kanser habercisi hadiseler, genelde sigara içenlerde karşılaştığımız durumlar. Bunların mutlaka tanısının konması gerekiyor. Artık ses kalitesini bozmasının ötesinde başka türlü tehditler yaratabilir kişi için. Mutlaka bunların isimlendirilmesi için biyopsi yapılması gerekiyor. Larenjitler toplumda hemen hemen herkesin hayatı boyunca yaşayacağı, hatta 1-2 gün tamamıyla ses kısıklığı yaşatacağı tablolar, üst solunum enfeksiyonlarının bir alt grubudur. Larenjit. Bunu günümüzdeki popüler COVID enfeksiyonuyla karıştırmamak lazım. Genelde üst solunum yolu virüslerinin yaptığı tablolardır ve tedavi edilebilmektedir bunlar ilaç tedavileriyle. Biraz da ses teli felçlerinden bahsedelim. Ses teli felçlerinde burada gördüğünüz gibi vokal kortların hareketlerinde bir bozukluk oluyor. Bu normalken diğerinde bu hareketin olmadığını görüyoruz. Hareketsiz kalıyor. Bunun çok çeşitli sebepleri olabilir. Mutlaka tıbbi araştırmalarını yapmak gerekir bunun. Örneğin buradaki bir sahne sanatçısının tiroid bezi ameliyatından sonra ses telinin felç olmasıyla sesini kaybetmesi çok dramatik bir haber olmuştu zamanında. Dolayısıyla burada prensip olarak şunu bilmek gerekiyor ki ses telindeki felç olduğu vakit bunun nedenleri arasında tiroidektomi ameliyatı, yani guatr ameliyatı ya da tiroid bezinin hastalıkları nedeniyle yapılan tiroid bezi hastalıkları önemli bir neden olabilir. Bu nedenle bu ameliyatı olacak kişilerin mutlaka iyi bir kulak burun-boğaz muayenesinden geçmesi ve hekimi sesiyle ilgili kayıplardan duyacağı kaygıdan dolayı uyarması gerekiyor. Ama profesyonel manada düşünen bir hekim zaten bunları hastasına söyletmeden kendisi bunun önlemlerini alacaktır. Bir başka benzer ses teli felci de ses tellerinin duyusunu sağlayan sinirin çalışmaması. Bu sinir de çalışmadığı vakit özellikle
virüsün üst son yolu viral, üst son yolu enfeksiyonlarına bağlı gelişebiliyor. Seste yorgunluk, boğulma nöbetleri, tükürük kaçması gibi boğulma nöbetleri ve de tiz seslere çıkamama gibi baş bulgular ortaya çıkıyor. Eskiden çıktığım notalara şimdi çıkamıyordum diyebilir birçok ses sanatçısı böyle virüs enfeksiyonlarında. Bunların sonucunda da yaşayacağı ses kalitesini toparlamak için yapacağı kas gerilim çalışmaları gırtlakta, larynx'te nodülle sonlanabilir. Yani bir ses telinin, duyu sinirinin felci nodülle sonlanabilir. O nedenle bu gibi durumlarda, yani uzamış üst son yolu enfeksiyonlarında ses kalitesinden memnun değilse kişi mutlaka hekim kontrolüne gitmesinde fayda var. Cerrahi yapabiliyoruz bazı sorunların çözümünde. Neticede bazı durumlar adeta yol kazası gibidir. Yani kariyer sonlanmaz ama yol kazası gibidir. Onun için de yaptığımız ameliyat fonocerrahi diye kısaltıca ya da mikrolaringocerrahi diyebileceğimiz ameliyatları yapıyoruz. Bunlardaki en önemli husus dokuya saygıdır. Mutlaka ses tellerinin titreşimlerini koruyacak bir şekilde hassas yapısına özen göstermemiz gerekiyor mikroskop altında yapılan ameliyatta. Şimdi bir profesyonel ses sahibi kişi de hangi meslekten olursa olsun, sesiyle hayatını kazanan bir kişi de ameliyata karar verdiğimiz vakit önce sesini değerlendiririz. Bu konuşma sesi kadar şarkı söylüyor ise, ses sanatçısı ise şarkı sesinde değerlendirilmesi şeklinde olur. Eğer bir kanama varsa onun gerilemesini beklememiz söz konusu olabilir. Eğer kanservari bir kötü hastalıktan şüpheleniliyorsa bir an önce cerrahiye gitmemiz gerekebilir. Ya da deminden beri saydığım iyi huylu hastalıklarda önceden bir ses terapisi başlamak gerekebilir. Hekim genelde sesin kesin olarak düzeleceği garantisini vermez. Bunu vermek çok kolay bir şey değil. Çünkü ameliyat kadar ameliyattan sonra dokunun iyileşme süreci, hastanın kurallara uyumlu davranması, bu konuda yaptığı hatalar sesin kalitesini belirleyebilir ve değiştirebilir. O nedenle burada hekimle hasta arasında kesin ve çok açık, dürüst bir ilişki kurulması gerekir. Buna anestezi doktorunu da katmak gerekir. Çünkü genel anestezi altında yaptığımız bu ameliyatlarda anestezi doktoru entübasyon yapar. Yani bir tüp geçirir ses tellerinin arasından. Bu nedenle bunun ses tellerine zarar vermemesi için çok dikkat etmek gerekir. Peki bir profesyonel ses kullanıcısında bu hastalıklarla karşılaşıyoruz. Cerrahisinde kısaca alacağımız önlemlerden bahsettik. Ama bunun bir parçası olan ses hijyeninde neler yapmamız gerekiyor? Onları söylemek isterim kısaca. Bir kere eğer bir ses sanatçısı ise kişi mutlaka ısıtıcı ve soğutucu warm up, warm down dediğimiz ses egzersizlerini yapması gerekir. Her gün kısa sürelerle ses istirahatleri yapmak gerekir. Genelde medet umulan mentollü veya anestezik boğaz pastillerinin pek bir faydası yoktur. Salgıları da kurutucu etkileri olabilir. O yüzden bunları pek kullanmayı önermeyiz. Bunlardan kaçınmakta fayda olur. Bazı gıdalardan, baharatlı, acılı, ekşili, asitli gıdalardan kaçınmak, dolu mideyle uyumamak da özellikle mide asidinin reflü şeklinde etkilemesini, gırtlağı ve ses telini etkilemesinden korumak amacıyla alınan önlemlerdir. Telefonla görüşmeyi azaltmak gerekir. Kısa cümleler ve az kelimeler kullanmak gerekir. Ses yorulmaya başlamışsa konuşmayı tamamlamak gerekir. Çok sohbet değil de daha ziyade dinleyici davranmak gerekir. Aspirin gibi kan sulandırıcılardan kaçınmak gerekir. Özellikle kadınların regl dönemlerinde, özel günlerinde bu tarz yaklaşımlardan
özellikle ağrı kesici kullanırken kaçınmalarında fayda vardır. Yani bazen de kağıt ve kalemle not almak, konuşmak yerine daha emniyetli olabiliyor. Boğazı temizleme, kazıma hareketi yapmak çok sakıncalı. Özellikle bunu istemiyoruz yapılmasını. Bunun yerine burnu çekip yutkunmak ve su içmek daha doğru. Bazen sesi korumak için fısıldayarak konuşma önerilebilir. Bu da çok doğru değil. Daha ziyade kasların gerilimini arttıran bir tarz olduğu anlaşıldığı için. Normal konuşun ama alçak tonda konuşun demek daha doğru. Üst solunum enfeksiyonları demin de anlattım bazı sakıncalar yaratabildiği için kaçınmaya çalışmak lazım. Sigara biliyoruz ki gırtlak kanserinin en önemli nedeni. Ondan kaçınmak lazım. Dolayısıyla bu kanserle olan ilişkisinden dolayı zaten önerdiğimiz bir şey olamaz sigara. Bunu bir profesyonel ses kullanıcısının hayatından çıkarması lazım. Aynı şekilde fazla alkol, çay ve kahveyi de tüketmemek lazım. Bağırmak, çığlık atmak, haykırmak, yüksek sesle konuşmak bunların hepsi zarar verici davranış modelleri. Özellikle hayvan taklitleri, eşya taklitleri, araç taklitleri yapmak çok uygun olmayabilir. Her gün en az 2 litre su içilmesini öneriyoruz. Ortamın nemli olmasını öneriyoruz. Stresten biraz sonra belki 1-2 kelimeyle daha bahsedeceğim. Kaçınmayı öneriyoruz. Gürültülü ortamlarda konuşmaktan kaçınmasını öneriyoruz. Bu da özellikle gürültülü ortam derken özellikle toplu gruplar halinde yenen yemekler lokallerde, restoranlarda. Burada genelde masanın ortasına oturmak ve herkese eşit, kolay ulaşılabilir bir yerde olmak daha uygun olabilir. Bu hijyenik önlemleri hastalara söyledikten sonra ameliyat sonrası takipte de bazı hususlara dikkat etmek gerekiyor. Mesela birçoğu sigara tiryakisi olabiliyor bu hastaların. Bu dönem, ameliyat dönemleri sigarayı bırakma konusunda bir fırsattır. Bunu işliyoruz ve bu konuda hastalarımızı çok destekliyoruz. Ameliyattan sonra doku iyileşmesi için hekimin uygun göreceği bir süre, bu bir hafta 10 güne kadar çıkabilir. Bir ses istirahati dönemi olması gerekiyor. Bu dönemde yazılı kağıda not almak, cep telefonuna not yazmak ya da çocukların oyun tahtalarına not yazmak şeklinde değişik enstrümanlar kullanılabilir. Psikolojik destek ve stres kontrolünü sağlamak gerekir. Çünkü ses tellerinden bir ameliyat geçirdiği vakit kişi bunun sonucunun nereye varacağı konusunda şüpheler olabilir. Hekimin bu konuda çok duyarlı olması gerekir. Mutlaka antireflü tedavi yapıyoruz doku iyileşmesini bozmaması açısından. Ameliyattan sonraki dönemlerde de boğazı temizlemek, kazımak, öksürmek çok haz etmediğimiz hususlar. Onun için hidrasyon çok önemli. Bunu da en güzel idrar renginden anlayabiliriz. Beyaz saydam bir idrar vücudun su miktarının yeterli olduğunu gösterir. Bu nedenle kişi kendi idrar renginden idrar miktarını tespit edebilir. Sarı idrar su içmeye devam demektir. Kan sulandırıcı ilaçlar, aspirin başta olmak üzere kaçınmak lazım. Antihistaminik dediğimiz antialerjik ilaçlar kurutucu etkileri nedeniyle akciğerler için astım ve benzeri problemler için kullanılan inhalan çekmeli spreylerin, sprey ilaçların ses tellerine olan birikim etkileri ve zararlı etkileri nedeniyle kullanılmalarından hoşlanmıyoruz bu dönemlerde özellikle. Ağır kaldırmak, aerobik, yüzme, koşma gibi sporları da bu dönemde en azından birkaç hafta yapılmasını istemiyoruz. Demin bu dönemde kişiye karşı hekimin duyarlı olması gerektiğini söyledim. Ebediyete intikal etti rahmetli sanatçımız biliyorsunuz. Onun bir haberini medyadan bulduk. Evet, kişi özellikle sesiyle hayatını kazanıyorsa bir ses cerrahisine karşı korkuları olur. Korku şeklinde yanıt verir. Bir kere bu hastane ameliyat korkuları, ağrı korkusu olabilir.
Ama esas sesi kaybetme ve konuşamama korkusu olabilir. Bir de bu entübasyon, yani anestezi alma konusunda da duyarlı olmak gerekir. Bütün buralarda kişinin kaygılarını giderici bilgilendirme yapmak gerekir. Korku neticede ne yapıyor? İskelet kas sistemi gerilimi de artırıyor. Yani ses üretiminin bozulmasına da yol açıyor. Bu kaygılar psikolojik olmaktan öte sesin kullanımını da olumsuz yönde etkileyebiliyor. Korkunun bir parçası olan stres de yine çok önemli. Bu özellikle sahne sanatçılarında veya büyük performansların öncesinde çok belirgin olabilir. Strese karşı vücut otonom sinir sistemi vasıtasıyla bazı tepkiler verir. Bunlardan başlıcaları, birincisi salgıları kurur. Yani sahnede veya mikrofon başında boğazında kuruma hisseder birçok kişi ve su bulundurulur. İşte bu stresin bir etkisidir. Mide asidinin artmasına bağlı olarak reflü ortaya çıkabilir. Bu da larenjiti tetikleyebilir, sesi olumsuz etkileyebilir. Ve de baş boyun bölgesinde bu stresin yarattığı bir kas gerilimi söz konusu olabilir. Neticede bütün bunların hepsi sesi olumsuz etkileyen, stresin yol açtığı durumlardır. Sahne sanatçılarında bir de performans anksiyetesi, performans yapmaya bağlı iç gerginliği diyebiliriz. Çok önemli kritik performanslar öncesinde, kronik streslerde gibi buna benzer durumlarda çok karşılaşılan bir şey. Bu bir opera sanatçısının başrol oynadığı bir temsil de olabilir. Bir konservatuvar öğrencisinin gireceği bireysel ses sınavı da olabilir. Bu kişinin yaşadığı stresi herkesin farklı algıladığını belirtmek için verdiğim bir ifade. Herkesin gerginlik yaratan önemli performans aktivitesi farklı şeyler olabilir. Peki sesi neler etkiliyor çevresel faktörler olarak? Sigara ve alkolün yanı sıra alerji, bazı gıdalar ve çevre koşulları, bu ses sanatçıları için sahne koşulları olarak da söyleyebiliriz. Bunlar etkiye sahipler. Sigaranın etkisini zaten bahsettik. Alkol sadece koordinasyonu, yani kas sinir sistemi koordinasyonunu bozarak sesin ve konuşmanın bozulmasına yol açmaz. Aynı zamanda ses tellerinin üzerindeki kılcal damarlarda genişleme yaparak kanamaya zemin hazırlayabilir. Kanamayı kolaylaştırabilir. Bu nedenle alkolden kaçınmak şart. Alerji dediğimiz üst solunum yollarından oluşan akıntılar ve alerjik değişiklikler sesi olumsuz etkileyebilir. Özellikle belli mevsimlerde. Bu gibi hastaların özellikle klimalardan kaçmasında sayısız yarar var. Gıdalar özellikle reflüyü tetikliyor ise kaçınmamız gereken gıdalar. Sahne koşullarında da veya çevre koşullarında da ısı, nem gibi bazı çevresel koşulların etkileriyle veya tozlu ortamlar sesin bozulmasına veya kalitesinin azalmasına yol açabilir. Birçok kere solunum hastalıkları, sindirim hastalıklarının etkilerinden bahsettik. Hormonlar özellikle etkili olabilir. Özellikle kadınlarda periyodik hormon değişiklikleri sesin kalitesini etkilemektedirler. Özellikle regl öncesi dönemlerde birçok ses sanatçısı, kadın ses sanatçısında ses kalitelerinin bozulduğu ve regl sonrasında tekrar rahatladıklarını söylemektedirler. Onun için aslında bu özel günler yurt dışında grace days denilen herkesin idari izinli sayıldığı günlerdir. Sesi profesyonel manada kullanan kadın kişiler için söylüyorum bunu. Bunun dışında sesin kullanımına çok olumsuz tesir eden psikolojik sorunları çözmek lazım.
ve de üst solunum yollarında yaşanan bazı hastalıkları çözmek lazım. Birçok kere bize sorulan hususlardan bir tanesi, bademciklerin bir hastalık kaynağı ya da çok büyük olması nedeniyle yapılacak ameliyatların sese olan tesirleri ameliyat sonrasında. Bizim tecrübemizde bademcik ameliyatının ses üzerine olumsuz bir tesiri olmadı. Bunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Aksine birçok kere performanslarda rahatlama olduğu da söylendi. Sinüzit ve alerjiler hem rezonans sahasını etkiledikleri için sesin tınlama alanında bir bozulma yaratırlar. Sesin parlamasını engellerler. Bir de akıntılar nedeniyle boğazda pozisyon almada, sesin kullanımında pozisyon almada kişiyi zorlayabilirler. Bunların tedavi edilmesi gerekiyor. İlaçları unutmamak lazım. Şimdi birçok ilacın prospektüsünde yan etkilerde yazabilir. Ama o kadar çok ilaç var ki sesi etkileyen. Onun için bir ilaç kullanmadan önce bir profesyonel ses kullanıcısının bu benim sesime olumsuz etki eder mi diye hekime mutlaka sorması gerekiyor. Unutulmaması gereken şey ilaçların yan etkileri sesi olumsuz etkileyebilmektedir. Bunu hekimle paylaşmak lazım. Profesyonel ses kullanıcılarında ses eğitimlerini de cerrahilerle kombinleyebiliyoruz. Ya tedaviler öncesinde, yani ameliyat öncesinde ya da sonrasında, ya da cerrahi yapılmıyor ise bir alternatif tedavi yöntemi olarak kullanabiliyoruz ses eğitimleri. Burada şimdi çok basit bir iki egzersizi dinliyorsunuz. Neticede bu ses eğitimlerinin temelinde adeta bir koro oldular. Burada ses eğitimlerinin en basiti sesin ısındırılmasıdır. Bunda gevşeme, postürün ayarlanması, solunum desteği ve rezonans sahasının geliştirilmesi hususlarında çalışmalar, egzersizler yapılmaktadır. Bunun dışında çok çeşitli ekollerin isim verdikleri çeşitli ses terapi teknikleri vardır. Onlar bir başka programların konusu olacak elbette. Dolayısıyla bu tarz yöntemleri ilaç tedavileri ve cerrahiye ekleyerek ya da bağımsız olarak kullanma imkanına sahibiz. Ve neticede mutlaka böyle tedavilerin sonunda bir profesyonel ses kullanıcısının hekimiyle işbirliği yapmaya devam etmesinde fayda var. Performansını maksimumda tutabilmek için. Ben buraya kadar kısaca özetlemeye çalıştım. Dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Ama Aydın Hoca eğer soru almak istiyorsa onlara da memnuniyetle cevap vermek isterim. Hocam değerli sunumunuz için çok teşekkür ederim. Hem süresi çok güzeldi, ilgiyi hiç azaltmadan bütün katılımcılarımız hala içerideler. Böyle harika bir program, herkesi takip edebiliyorsunuz. Çok güzel sorular geldi. Ben şimdi onlardan bir kısmını birer hani birleştirerek bazılarına yer verdiniz aslında konuşmanız sırasında. Onları size yöneltmek istiyorum. Bir tane şan öğrencisi bir arkadaşımızdan gelen güzel bir soru var. Diyor ki şan öğrencisiyim. Kronik gastritim var. Boğazımda yutkunurken sızı hissediyorum. Zaman zaman oluyor bu, her zaman değil. Boğaz reflüsü olabilir miyim? Mide koruyucusunu her gün kullanmamın sesine bir zararı var mı? Demişler. Nasıl cevap vermek istersiniz? Evet, yani unutmamamız gerekir ki sese olumsuz tesir olan çok belli başlı faktörleri saydık. Neydi bunlar? Sigara, alkol, meslek, ki profesyonel ses grupları bunun içine sayabiliriz, alerji, kişisel karakter özellikleri, çok konuşkan, kendini konuşarak ifade eden bir karakter tarzı olması ve reflü. Dolayısıyla arkadaşımızın söylediği altıncı reflüyü adapte edebileceğimiz bir sıkıntı, bunu çok görüyoruz.
Unutulmamalıdır ki şarkı söyleme tekniği sırasında biz ses oluşum mekanizmasını zaten force ediyoruz. Zorlayarak yapıyoruz bu mekanizmayı, güçlü yapıyoruz. Bu da reflünün artmasına yol açan bir durumdur. O nedenle özellikle sıkı kıyafetler kullanmamak, korseler kullanmamak gibi önlemler bile almayı istiyoruz hastalarda. Şimdi kronik gastrit, erozif gastrit, reflü, mide fıtığı gibi bu çeşitli isimler altında bildiğimiz sindirim yolunun başlangıcına ait şikayetlerin hepsi ses tellerini olumsuz etkileyebilirler. Bu biraz yaşam tarzımızla ilgilidir. Örneğin gidip bir barda alkol almak, işte gece ondan sonra eğlence, doğum günü partisinde sesi çok yoğun kullanarak şarkılar söylemek gibi kesitler sunabilirim hayattan. Bunların hepsi bu mekanizmayı olumsuz etkileyebilirler. Reflü de bu yaşam tarzının bir sonucu olarak ses tellerini olumsuz etkileyebilirler. Bunun için gerekirse sürekli değil ama şikayetlerin yatışmasına kadar ilaç kullanmak faydalı olabilir. Ama bir de yaşam tarzını mutlaka düzeltmek ve kontrollü bir yaşam tarzını yapmak doğrudur. Çok teşekkürler hocam. Şimdi bir kulak burun boğaz uzmanı hocamızdan, Arif Şanlı hocamızı sesle ilgilenen arkadaşlarım tanırlar. Kendisi de sesle ilgilidir, bir hekim olmanın yanı sıra. Ben Arif Hoca'nın sorusunu bazı birkaç başka soruyla birleştirerek size yöneltmek istiyorum. Bir kısmını aslında cevapladınız. Sanatçıların düzensiz beslenmesinin sese yansıması olur mu? Nasıl yansır? İkinci kısmı da rezonans sistemi patolojilerinin sanatçılardaki öneminden bahsedebilir misiniz demiş hocam. Bununla ilgili bir soru daha vardı hocam. Siz tonsil cerrahilerine değindiniz az önce. Ama rezonans sistemi dediğimiz zaman hani burun ve sinüste bir problemimiz olduğunda bu nasıl yansıyor sesimize? Bir de bu amaçla bunu düzeltmek amacıyla ameliyata ihtiyacı olan kişiler oluyor. Yani burun ve sinüs ameliyatı olması gereken ses profesyonelleri oluyor. Bir düzensiz beslenme konusu, ikincisi de rezonans sistemiyle ilgili görüşlerinizi alabilir miyiz? Arif hocama saygılar sunuyorum. Kendisini saygıyla selamlıyorum öncelikle. Biz de burada bu forumda olmasından dolayı da büyük mutluluk duydum. Teşekkür ediyorum soruları için de. Diğer arkadaşlarımın sorularına şöyle cevap verebilirim. Önce rezonansla ilgili konuşmak isterim. Ses telleri sesi oluşturuyor ama sesin kişiye has özelliklerini belirleyen yer rezonans sahası. Burası da boğazda özellikle bademciklerin olduğu bölge, damak bölgesi, geniz ve sinüs boşlukları. Sinüs boşluklarının en önemli faydalarından birisi kafatasını hafifletmenin ötesinde sesin tınlaması için bir saha yaratmak. Tabii ki burada yaşanılan sinüzitler, polipleşmeler, alerjik durumlar rezonans sahasını bozacağı için sesin rezonansını da olumsuz etkileyecektir. Böyle bir ses çok parlamaz ve de timbre tabir ettiğimiz rengi de çok iyi olmaz. Bir nezle olduğumuz vakit burnumuzu tıkayıp da konuşmaya kalksak zaten konuşmamızdan bile sesimizin rengi, tonu ele veriyor problemi. Böyle durumlarda ilaç tedavileriyle çözemezsek elbette ki cerrahi yapmamız gerekir. Bu cerrahilerin olumsuz olmaktan ziyade bence pozitif yönde, olumlu yönde faydaları var. Özellikle septoplasti çok tartışılan bir husustur. Yani burun kemiğinin, orta bölmenin ameliyatları. Bence burada öncelikle bir rinoplasti, yani estetik burun ameliyatı ile septoplasti dediğimiz burun içi orta bölmenin ameliyatını ayırmak lazım. Rinoplasti ameliyatları, yani estetik ameliyatlardan sonra ne yazık ki çok bu rezonans sahasıyla ilgili problem yaşıyoruz. Birçok profesyonel ses kullanıcısı estetik olarak çok iyi görünmesine rağmen burunları nefes alamadıklarından şikayetçi olabiliyorlar. Bu da performansını olumsuz etkiliyor. Onun için bu cerrahilerin çok iyi ellerde ve çok iyi bir şekilde yapılması gerekiyor.
Bunun dışında boğazla ilgili cerrahiler de, örneğin demin söylediğim bademcik ameliyatları, onun ötesindeki bazı horlama, apne, uyku apnesi, solunum durması yönelik ameliyatlar çok olumsuz tesirleri olmuyor diyebilirim. Kendi tecrübemden söylüyorum bunu. Onun için yeri geldiği vakit, endikasyonun konduğu vakit, doğru ellerde doğru bir cerrahi pozitif yönde sesi olumlu katkıları olur. İkinci bölümü, yani kötü beslenme veya düzensiz beslenme diyelim. Bu aşikardır ki biraz yaşam tarzıyla ilgili. Düzensiz beslenmeden aşırı beslenme, reflüyle, obezite, solunum desteğiyle ilişki kurabileceğimiz durumlardır. Uyku bozukluklarına yol açabilir. İyi dinlenmemiş, kondisyonu iyi olmayan bir vücut ses kalitesini yükseltemeyebilir. Onun dışında da hep baştan beri saydığımız düzensiz beslenme ile ilgili önlemler, gece dolu mideyle uyumamak gibi önlemler almak gerekir. Bunların hepsi ses kalitesini etkileyen unsurlardır. Hocam çok teşekkürler. Ben bir yandan sizi takip ederken bir yandan soruları takip etmeye çalışıyorum. Çok güzel sorular geliyor arka arkaya. Birisinde şunu sorarlar. Çocukluk çağı nodüllerini özel ne söylemek istersiniz? Yani çocukluk çağı nodüllerini erişkin çağı nodüllerinden ayırt ettiren bir şey var mıdır? Çocuklardaki nodüller ergenlikte, pubertede kaybolmaya yüz tutuyorlar biliyorsunuz çoğu kere. Fakat çocuklarda genelde üst solunum yolunda adenoidit, yani geniz eti iltihabına bağlı akıntılar, burnun tıkalı olması, ikincisi de gerek oyun olması, gerek karakter, kişilik olarak çok yüksek sesle konuşmaları ve tepki vermeleri nedeniyle ortaya çıkıyor bu nodüller. Çok enteresandır ki çocuk nodülü olan çocuklarda kişilikleri çok değişken olabiliyor. Bunlar genelde kendini göstermek çabası içinde olan lider vasıflı çocuklar. Örneğin sınıf başkanı olmak istiyor. Dolayısıyla onu bir nevi kişiliğin bir parçası haline getirmiş olabiliyor. Bunlarda tabii ki cerrahi bir çözümden ziyade terapiyle, ses terapisiyle bir çözüm üretmeye çalışıyoruz. Ama özellikle 5-6 yaşın altında bu terapilerden de fayda sağlamak çok zor. Neticede önce ebeveynleri bir sakinleştirmek, bunun kötü bir şey olmadığı ve giderilebileceği konusunda ve de evde, okulda ve oyun sahasında bir takım davranış değişiklikleri yapmasını sağlamaya çalışmak, çocukla ilgili önlemler almak işin terapi stratejisinin parçaları oluyor. Onun için bu erişkin nodülleri kadar çocuklarda da cerrahi en sona bıraktığımız tablodur. Çünkü eğer bu davranış modelini değiştiremez isek zaten yeniden nodülün oluşma ihtimali yüksektir. O nedenle ebeveynlerle ilgili görüşmeler çok önemli. Çocukla ilgili onun burada iletişim kurmasını sağlayacak oyun terapileri geliştirmek çok önemli. Bir de sahada önlemler almak çok önemli. Mesela evde çocuğun kardeşi, abisi, ablası varsa ve çocuk sürekli onlarla kavga ediyorsa buna yönelik tedbirler alınmasını isteyebiliyoruz. Ya da ev iki katlıysa alt kattan üst kata, üst kattan alt kata bağırma gibi şeyler yapıyorsa bunları giderilmesini sağlamaya çalışıyoruz. Bunun için evde genelde ebeveynleri de katarak bazı beden sesleri çıkartmak yerine bazı diğer sesleri kullanmayı tercih ediyoruz. Oyunda arkadaşlarıyla oynarken en kontrolsüz oldukları dönemde de stratejiler yapmaya çalışıyoruz. Orada biraz sıkıntılar olmakta çünkü çocuğun en kontrolsüz kaldığı yer. Okulda da sınıf içinde öğretmeniyle uyum sağlamak gerekiyor. Bu duyarlılığı göstermesi gerekiyor. Ama bütün bunları yaparken de çocuğu sürekli bir yasaklar havuzunun içine atmamak lazım. Yani buna da dikkat etmek gerekiyor. Çocuk korolarında şarkı söyleyen çocuklarda çok görebiliyoruz bu tarz problemleri.
Ve de ergenlik döneminde, sesin mutasyon döneminde bazı sorunlar yaşayabiliriz. Daha büyük çocuklarda mutasyon dönemiyle ilgili olarak. Bunlara yönelik özel stratejiler geliştirmek gerekir. Hocam o kadar güzel sorular geliyor ki sunumun neredeyse her bölümüyle ilgili. Şimdi siz granülomlardan çok güzel bahsetmiştiniz. Özellikle bazen hani hekim arkadaşlarımız arasında bile granülomları yönetirken kötü huylu bir hastalığa yaklaşırmış gibi bazen hani böyle bir korkuyla başlayan bir şey var. Ama bu konuyla daha çok ilgilenen insanlar hani bunun iyi huylu bir hastalık olduğunu, yönetilebilir olduğunu biliyor. Şimdi laringolojiyi seven kulak boğaz uzmanı kardeşlerimizden birisi, ben ismen tanıyorum ama buradan söylemeyeyim ismini, şunu söylemişler: granülom tedavisinde yüksek doz PPI tedavisi öneriyor musunuz? Yüksek dozda hani yaklaşık ne kadar kullanıyorsunuz ve ne kadar süre kullanıyorsunuz? Ya da isterseniz şimdi, hani granüloma yaklaşım sıralaması, kafanızdaki algoritma nasıl, onu da açıklayabiliriz. Granülomun tedavi algoritmasının öngörülebilir olmadığını söyledim. Yani 7. kere ameliyat ettiğimiz hasta da var. Tek bir seferde ameliyatla çözülen de var. Ameliyat sonrası nüksedip etmeyen de var. Veya ilaç tedavilerle, medikal tedavilerle geçirdiklerimiz de var. Öngörülebiliyor mu bu algoritma? Göremiyorum. Yani ben kendi tecrübemde bile bunca yıldan sonra bunu kestirmekte çok zorlanıyorum. Çünkü hastaya ve dokuya ait faktörler var. Cerrahiye ait faktörler var. Bir kere en başta kişinin kötü bir hastalık olmadığına dair kaygısını gidermek lazım. Mammografi her ihtimale karşı bir granülomu ilk kez tespit ettiğimiz vakit cerrahiyi ön plana alabiliriz. Bunun sebebi patolojik incelemeyle de bunun kötü bir şey olmadığının tespiti. Yani kanıta dayalı tıbbı gerçekleştirmek her ihtimale karşı diyorum. Klinik tecrübemiz bunu söyleyebilir, kötü bir şey olmadığını. Ama bir daha ziyade tanı koymak amacıyla da böyle bir cerrahi ihtiyaç olabilir. Cerrahi teknik çok önemlidir. Toplumda özellikle lazerin kullanımı konusunda bazı duyarlılıklar var. Ama biz kendi tecrübemizde aşağı yukarı 1995 yılından beri lazer kullanmış bir hekim olarak, yani 25 yıldır lazer kullanan bir hekim olarak şunu söyleyebilirim ki bunlardaki tercihimiz lazer değildir. Çünkü lazerin termal ısı etkisi bu cerrahiden sonraki nüksü artırıyor. Onun için klasik yöntemleri kullanmak gerekir. Entübasyon tüpünü yukarı alarak altından bu ameliyatı yapmak gerekir. Yani cerrahi teknikle ilgili uygulamalarda bazı şeylere dikkat etmek lazım. Sonuçta cerrahi tekniğiniz mükemmel olabilir ve kusursuz bir cerrahi yapmış olabilirsiniz. Buna rağmen tekrar edebilir. Niye tekrar edebilir? Doku faktörleri burada gündeme gelebilir. İkincisi de hastanın ameliyat sonrasındaki davranış modeli buna neden olabilir. İşte buralarda da stratejilerimiz olacak. Hastayla mutlaka bu iletişim kurmak lazım davranışları üzerine. Hele ki boğazı kazıma hareketinde mutlaka kaçınması lazım bu dönemde. Onun dışında arkadaşımızın sorusuna gelirsek medikal tedaviler. Bu medikal tedavilerin bir basamağı PPI'ler, yani proton pompa inhibitörleri. Biz bunları genelde günde 80 mg civarında sabah akşam 2 dozda kullanıyoruz ve aç olarak kullanıyoruz. Bunun dışında bunları 3 ay, 4 ay, 5 ay uzun da kullandığımız dönemler oluyor. Burada biz gayet rahat ve esnek uzun süreli tedaviler yapıyoruz. Buna antiasit tedavileri de ilave edebiliyoruz. Çünkü boğazdaki bu kazıma hareketini lokal kullandığımız suspansiyon şeklindeki antiasitler olumlu yönde tesir edebiliyor ve boğazı kazıma hareketinden koruyabiliyor. Onun dışında mutlaka suyla dolaştırıyoruz. Yanlarına mutlaka pet şişe su, boğazı temizleme hareketi ihtiyacı doğunca su içmelerini öneriyoruz. Onun dışında anti-enflamatuar tedaviler yapıyoruz. Anti-enflamatuar tedavinin bir parçası.
Kısa süreli kortizon tedavileri, bunlar birkaç enjeksiyon şeklinde olabilir, steroid enjeksiyonları ya da oral olarak, ama biz genelde birkaç tane steroid enjeksiyonunu ameliyat sonrası dönemde ekleyerek tedaviye bununla yetiniyoruz. Dolayısıyla elimizdeki burada etkili olmasını beklediğimiz ilaç kombinasyonlarını mutlaka ameliyat sonrası dönemde de uyguluyoruz. Bunun vazgeçilmez parçalarından birisi diyet rejimi. Mutlaka önlemler alıyoruz. Dolu mideli uyutmuyoruz. Ve bu tedavileri uzun süre devam ettiriyoruz. Ama bütün bunlara rağmen bir şekilde tekrarlar olabiliyor. Son zamanlarda biliyorsunuz bunlarda botoks enjeksiyonları da seçilmiş kaslara önerilebiliyor. Ama ben onlara rağmen tekrar eden durumların olduğunu görüyorum. Çok teşekkürler. Şimdi nodüllerle ilgili sorular var. Çocukluk çağı nodüllerinden tartışma kısmında bahsetmiştik. Buradaki iki ayrı soruyu yine birleştirerek size yönelteceğim. Vokal kort nodüllerinde birincil tedavinin ses terapisi olduğundan bahsettik. Ancak ses terapisinde ne kadar süre bekleyebiliriz? Yani hastayı terapiye aldık, terapi sürecini devam ettiriyoruz. Ama çok da bir düzelme fark etmedik ne biz ne de hastamız. Cerrahiye geçmeyle ilgili kararı nasıl verelim? Evet. Şimdi burada ne yazık ki ispatlanmış ve kategorize edilmiş olan bir süre söyleyemeyiz. Bu tamamıyla hekimin, ses terapistinin ve hastanın birbiriyle uyumu sonucunda ortaya çıkan bir süreç. Dolayısıyla bunun hastalar kaç seans olacak demesiyle ilişkilendirirsem, ne yazık ki böyle bir şey tespitte bulunmak mümkün değil. Gidişata göre karar vermek gereken bir durum. Hastanın söylenenlere uyumu, ses terapistinin sağladığı güven, hekimin sağladığı güven, sonucun iyi olacağına dair inanç, beklentiler, psikolojik destek, bütün bunların hepsi birer faktör burada. Bu çok ayrı bir süreç. Onun için bunu belli kalıplara katiyetle sokmamak lazım. Onu bırakın, işte ben şu terapi tekniğini kullanıyorum, işte ben Lee Silverman, yok Alexander tekniği, yok Accent metodu, yok LOX-SOX. Anladınız mı? Yani bu şekilde belli terapi tekniklerini de kategorize etmeden, gerekirse hasta için hepsini kombine ederek, hepsinden birer parça alarak yerine göre hasta için ne doğruysa onu yapmak gerekiyor. Bütün bunların sonucunda elde edeceğimiz yanıtın ortaya çıkması için geçen süreyi de söylemek çok zor. Burada bence ondan ziyade hasta da yeterli çabayı gösterdi, hekim de gösterdi, ses terapisti de gösterdi ama bir gelişme kaydedilmiyor. İşte o noktada terapiyi sonlandırmak ve cerrahi çözümlere doğru gitmekte fayda var. Peki kaybımız olur mu burada? En azından ameliyat sonrası dönemde kişiyi o döneme hazırlamış olma açısından faydalıdır. Onun için bunların yapılmasına hiçbir sakınca yok. Ancak bütün bunlara rağmen geçmeyen nodüllerde bunun bir kist olma ihtimali veya sert nodül dediğimiz tarzda bu tedavi terapilere, ses terapilerine yanıt vermeyecek karakteri var mı? Bunu hekimin çok iyi ayırt etmesi gerekiyor. Birçok kere görüyoruz ki küçük polipler veya kistler nodül diye terapi öyle çözülmeye çalışılıyor ama başarılı olmuyor. Onun için burada bu tanıya da dikkat etmek gerekiyor. Hastanın da bu sürece olan inancını zayıflatmamak gerekiyor. Neticede bunu çok duyuyoruz. İşte 5 seans gittim, 6 seans gittim, bir faydasını görmedim. Bu duygunun oluşmaması gerekiyor kişide. Çok teşekkürler hocam. Çok güzel sorular geliyor. Ben bir yandan bunları takip etmeye çalışıyorum. Şimdi tiroidektomi sonrası olan ses teli felçlerinden bahsetmiştiniz. Daha doğrusu ses teli felcine yol açabilecek çok fazla cerrahi var boyun bölgesinde. Onlardan en çok görüleni tiroidektomidir diye bahsettik. Bir izleyicimiz şunu soruyor. Entübasyon sonrasında olan, yani bir boyun bölgesinde cerrahi değil gibi anlıyorum ben soruyu. Entübasyon sonrası unilateral vokal kort paralizi konusunda ne düşünürsünüz? Nasıl bir yol izlemek lazım? Ses terapisinin yeri nedir? Eğer tek taraflı bir ses teli felci olmuşsa,
burada en belirleyici unsurlardan bir tanesi nedeni. Yani eğer bu bir viral hadisenin peşine olduysa düzelme ihtimali yüksek olabilir. Ama bir malignitenin ardından olduysa veya bir tiroidektomi de, ameliyatından sonra ses teli sinirinin kesilmesine bağlı ortaya çıktıysa elbette ki daha farklı bir takip olabilir. Belirleyici unsurlardan bir tanesi de aradaki gap dediğimiz açıklığın kalması. Yani ses teli felç oldu. Bu felç olan ses teli diğeriyle temas edebiliyor mu? Açık kalıp sesi zayıflatabiliyor mu? Eğer diğerine temas eder derecede orta hatta kaldıysa biliyorsunuz bunları zaten çoğu kere basit ses terapileriyle yanaşmak, yaklaşmak yeterli oluyor. Ama arada gap kaldıysa, arada açıklık kaldıysa ve ses zayıf yetersizse bunun hal yoluna gitmek gerekiyor. Şimdi burada da ileriye yönelik düzelme beklentimize göre karar verebiliriz. İkincisi de gap'in açıklığına göre karar verebiliriz. Genelde biliyoruz ki 6 ay ile 1 yıl arasında bir süre bunlarda düzelme olasılığı ya da düzelme olmazsa bile pozisyon değiştirme ihtimali nedeniyle beklemekte fayda var. Ki tiroidektomi ameliyatlarından sonra da bu daha belirgin oluyor. Hasta önce sesim çıkıyordu, kuvvetliydi, nefesim kesiliyordu derken sonra bu sefer sesim zayıfladı, nefesim rahatladı demeye başlıyor. Çok güzel bunun pozisyon değişmesiyle ilgili olduğunu bize ifade edebiliyor. Onun için acele etmemek lazım. Acele etmemiz gereken durumlarda mutlaka enjeksiyon tarzında geri dönüşüm olan yöntemleri benimsememizde fayda olabilir. Eğer gap, aradaki açıklık çok fazla açıksa tiroplastiğe gitmek gerekecektir. Ama aradaki açıklık birkaç milimlik ise enjeksiyonlar yeterli olabilmektedir. Enjeksiyonlar dememdeki sebep birkaç seans tekrar etmek gerekebiliyor. Bunları biliyorsunuz şimdi ofis ortamında da hastaya anestezi vermeden uygulamak mümkün olabiliyor. Dolayısıyla burada kalıcı olmayan, absorbe olabilen malzemelerle böyle bir terapiye gitmek faydalı olabiliyor. Çok teşekkürler hocam. Şimdi hemen bir başka soruya bakacağım. Ekranlar arası geçiş yapıyorum. Peki. Şimdi hocam bir çoğunluğu daha doğrusu birçok hastanın ve hatta bununla ilgilenen biz hekimlerin de tabii ciddi bir sıkıntısı sulcus vocalis. Tabii bireysel değişkenlikler çok fazla. Bununla ilgili hem profesyonel ses kullanıcısı bir dinleyicimiz, izleyicimiz var. Bir de hekim olduğunu düşündüğüm, ismini çünkü göremediğim, anonim olarak yöneltilmiş bir soru var. Sulcus vocalis'e başvuran bir hastada aslında biraz bahsettiniz ama ne tür yollar izleyebiliriz, neler olabilir seçenekler demişler. Yani hekim olarak bunca tecrübeden sonra öncelikle şunu söylüyoruz. Bu bir yapısal problem ve ne yazık ki tıp, hekimlik bunlara çok iyi çareler bulmakta sıkıntı çekiyor. Biliyoruz ki bütün toplantılarımızda en çok tartıştığımız, en çok mucize tedavi yöntemi aradığımız sıkıntılardan birisi sulcus vocalis, yani ses telinde oluk olması. Bu bir yapısal problem neticede. 5 tabakalı yapısında eksiklik olmasıyla ortaya çıkıyor. En büyük handikapı vibrasyon, yani titreşimleri bozması ve ses de bu yüzden değişiklik yaratması. Ama çok enteresandır ki hastalarım arasında sahne çalışması yıllarca bu şekilde yapan kişiler var. Bu sesin kullanımı anlamında baktığımız vakit yarattığı duygusal sonuçlarla sesin kullanımını daha değişik yaparak, teknikler kullanarak bu defekti, bu açığı kapatabilen kişiler gördüm. Peki biz hekimler olarak bunlarda ne yapabiliriz? Bir kere zarar vermemeliyiz. Yani birinci husus, bir takım tedavileri uygulayacağız diye bu sulcus vocalis yaklaşımında hastaya zarar vermemeyi prensip edinmeliyiz.
Birçok kere bu hastalar hekimleri dolaşırlar mecburen çare aradıkları için. Dinleyici arasında da olabilir bu tarz kişiler. Ama özellikle söylemek istediğim husus, mucize bir çare kimse vaat etmemeli. Hekim de kendi hekimlik sanatı içinde yapabildiğini en iyisini yapmalı. Bazen dokunmamak en doğru çözüm olabiliyor. Peki illa bir takım girişimler yapacaksak neler yapıyoruz? Yıllar içinde denediğimiz işler, enjeksiyonlar yapmak, bunun dışında tiroplastiler yapmak gibi bazı cerrahi teknikler. Ama dediğim gibi çok parlak sonuç ne yazık ki burada çıkmıyor ortaya. Ve ses terapileriyle desteklemek gerekebiliyor. Çok enteresandır ki din görevlilerimiz arasında çok yaygın görüyoruz bu tabloyu. Ve de bazen ameliyatta tanı koyabiliyoruz. Enteresan bir şekilde muayenede görülemeyen bir durum, küçük sulkusları bir ameliyat sırasında hastayı ameliyat ederken tespit edebiliyoruz. Bu da o zaman tedavi stratejisini etkileyen bir durum oluyor. Onun için burada mucize bir sonuç önermem pek mümkün değil sulcus vocalis için. Ama temel kural zarar vermeyelim. Birinci unsur o olmalı. Ve kişiyi ses terapileriyle desteklemeye gitmek daha doğru gibi gözüküyor güncel şartlar altında. Çok teşekkürler hocam. Şimdi çok sayıda soru var. Bu soruların bazıları çok spesifik sorular. Belki ilerideki panellerde, ilerideki webinarlarda örnek veriyorum. Vokal kort paralizleriyle ilgili bir webinar yaptığımızda bunlardan belki 5-6 tanesini tartışma şansımız olacak. Bence çok önemli konulardan birisini bir dinleyicimiz bize sormuş. Şöyle diyor, yanlış tanı almış bir hastada uygulanan ses terapileri bireye zarar verebilir mi? Kendisi bir örnek vermiş ama ondan çok daha ileri örnekler de bazen görüyoruz. Örneğin nodül diye terapi almış bir hastada sonrasında kist çıkabilir mi, sulkus çıkabilir mi demiş. Bunun ucu açık aslında çıkabilecek çok daha kötü tanılar da var. Bu konuda ne dersiniz hocam? Yanlış tanı ile başlanan bir terapi ya da uygun, bence şöyle de sorabiliriz bunu. Uygun muayene yöntemleriyle tanı konmadan başlanan ses terapisi bireye zarar verebilir mi? Evet, aslında konuşmamın bir kısım yerlerinde bundan bahsettim. Mesela çok yaygın olarak gördüğümüz nodülün bir kere tanısının doğru konması gerektiğini söyledim. Küçük polip ya da kist ise bu terapiyle yanıt alamayacağımız bir durumdur. Bunun dışında özellikle ses sanatçılarında hekimler ses terapileri anlamında bir yere kadar yardımcı olabiliyorlar. Ondan sonrasındaki saha bizim terk etmemiz gereken ve şant terapistlerinin yani singing teacher'ların çalışması gereken bir saha. Orada bir takım sorunlarla karşılaşılabilir. Biz özellikle bireysel ses çalışmaları yapan kişilerde çalıştıkları hocaların etkilerini çok bariz görebiliyoruz. Örneğin ses tellerinde kılcal damarlanmada artış, kenar düzeneğinde düzensizlikler oluşmaya başlaması, çeşitli kas gruplarında aktivitelerin ortaya çıkmaya başlaması bize kişinin bireysel ses terapisi yaptığı hocasıyla olan çalışmasının doğru olmadığını düşündürüyor. Biz o yüzden monitörizasyon yani muayene ile takibi çok önemseriz. Zira bu sayede uygulanan terapinin faydalı olmayı bırakın, zarar vermeye başlayan bir teknik olduğunu söyleyebiliriz. O nedenle hekim, ses terapisti ve şan terapistinin ortak çalışma yapmasında çok fayda var. Biz mesela kendi üniversitemizde, öğrencilerimizle bunu mutlaka bu şekilde takibini yaparız. Çalışmalardan yaşadıkları etkileri görmek için. Demek ki önce tanı doğru olmalı. İkincisi de terapinin doğru yapılması gerekiyor. Burada da uygulayan kişinin bilgisi, becerisi önemli, ehil olması önemli. Çok teşekkürler hocam. Şimdi profesyonel sesle ilgili spesifik bir soru. Sanatçılarda süperiörlerin gel sinir paralizisinde nasıl bir yol izlemek gerekir derler? Evet.
Şimdi bu tablo çok enteresan bir tablodur ve tanı da çok akla gelmedikçe konulamayan bir tablodur. Genelde şunu bileceğiz, üst solunum yolu enfeksiyonlarından sonra uzamış ses kısıklıklarında. Bu çok akla gelmesi gereken bir durum. Ama esas bir ses sanatçısı tiz notalarına çıkamıyor ise, eskiden ulaştığı tiz yüksek notalarına ulaşamıyor ise, bu bir uyarıcı durum olmalıdır. Genelde glissando tabir ettiğimiz yani ses tellerinin, vokal kordların uzatılarak tizlere çıkılması ve tekrar gevşetilerek testlere gelinmesi. Glissando'da yetersizlik ortaya çıkar ve de bunu birkaç sefer yapılması tanının konmasına yardımcı olur. O halde bir kere hikayede tespitler yapmamız gerekiyor. Bir de muayenede akla gelen durumlar olması gerekiyor. Özellikle ses tellerinin arka tarafının dönmesi, yani simetrinin bozulması, bir tarafa doğru devrilmesi gırtlağa, bunlar bize uyarıcı durumlar olmalıdır. Bunların tedavilerinde stretching, yani gerdirici egzersizler çok önemlidir. Yani bir paket lastiği uzayamıyor, onu germeyi öğretmek için yavaş yavaş stretch egzersizleri, gerdirici egzersizler yapmak gerekir. Çare bulunabiliyor bunlar. Teşekkürler hocam. Şimdi güncel bir soru var. Sevgili Ozan göndermiş, kulak muraz uzmanı arkadaşımız. Biliyorsunuz şimdi bu koronavirüs nedeniyle hep işte bizim yaptığımız bazı işlemler açısından diyoruz ki bunlar aerosol oluşturucu işlemler. Ve eskiden ne kadar özenli çalışıyorsak çalışalım, şimdi artık böyle obsesif çalışıyoruz. Hastalarımız arasında özel bazı önlemler alıyoruz bu işlemlerde aerosol salınımını engellemek için. Bu arada küçük bir not da ileteyim kulak muraz uzmanı arkadaşlarıma özellikle. Bu koronavirüs döneminde derneğimizle beraber, yani Profesyonel Ses Derneği ile beraber Ses Konuşma Yutma Bozuklukları Derneği bir ortak komisyon oluşturduk. Bu tür işlemlerle nasıl yapmalı kulak muraz hekimleri, hem kendilerini hem hastalarını nasıl korumalılar diye. Bu alt komisyonun bir raporu yayınlandı. Şu anda Türk Kulak Burunboğaz Derneği'ne gönderildi. Önümüzdeki günler içerisinde de son hali açıklanacak. Ozan şunu sormuş hocam. Diyor ki, Lexvox gibi ses terapi yöntemlerinde viral aerosol salınımı hakkında ne düşünüyorsunuz? Şimdi bana çok yeni bir şeyi soruyor. Yani evet. Burada kullandığımız... bu çok güncel bir şey. bilmeyenler için söylemek gerekirse pipet gibi bir... enstrümanın kullanımından bahsediyoruz ama neticede bireysel kullanılan bir cihaz. Yani burada ben bunun çok yayıcı bir unsur olacağını düşünmüyorum. Kişinin kendisinin kullandığı bir şey. Ama çıkıp ortada toplum içinde yaparsanız tabii ki yayıcı özelliği olacaktır bunun da. Neticede aerosolü yayma anlamında ağzımızdan yüksek sesle konuşma konusunda konuşurken bile yayma ihtimalimiz var. Bununla ilgili haberler çıktı. Dolayısıyla bunun da kullanımıyla ilgili bir şey olabilir. Yani kullanımını dikkatli yaparsanız, bunu da kendi başınıza yaparsanız sıkıntı yaratmazsınız. Hocam çok fazla soru geliyor. Şu anda biz 1 saat 15 dakikayı tamamladık. Yani 75 dakika. Ben soru cevaplarla beraber ortalama bir saatlik bir toplantı öngörmüştüm ama çok güzel katılımcıların da bize destekleri oldu. Toplantıya katkıları oldu. Ben sizden şimdi burada sorularını cevaplayamadığım diğer arkadaşlarımdan özür diliyorum. Çünkü bu bahsettiğiniz konularla ilgili bundan sonraki haftalarda toplantılar yapacağız inşallah. O zaman bütün bu soruları daha detaylı konuşma imkanımız olacaktır. Hocam ben size birkaç soru sorarak konuyu bir toparlamak istiyorum izninizle. Birincisi olmazsa olmazı nedir yani profesyonel sesin? Özellikle nelere dikkat etsinler? Siz onları çok güzel saydınız aslında ama böyle hani eve götürülecek mesaj olarak sesini önemseyen insanlar için olmazsa olmaz nedir? Bir bunu sorayım. İkinci soruda da
alarm semptomları ne olsun? Yani o kişinin sesiyle ilgili yaşadığı hangi sorun sesiyle ilgili bir şeyler değiştirmesi gerektiğini bize hatırlatsın. Değerli sunumunuz için çok teşekkür ederek ben bu iki ana soruyu size sunmak istiyorum. Ama şimdi her mesleğin biliyorsunuz bir enstrümanı var. Bizim de cerrahların eli neticede. Biz ellerimizi korumamız gerekiyor ve buna dikkat ediyoruz. Ama bir profesyonel ses kullanıcısında sesini, ses tellerini çok iyi koruması gerekiyor. Çünkü hayatını kazandığı enstrümanlar bunlar. İşte profesyonel kelimesi aslında biraz da buraya bence adapte edilmeli. Kişi hayatını kazanan enstrümanını en iyi şekilde korumalı. Bu da bence birinci kural iyi bir yaşam düzeni kurmaktır. Bu sağlanmalıdır. Bu çevresel koşullarıyla, vücut kondisyonuyla, beslenmesiyle, çevresiyle, psikolojik yapısıyla birlikte kişinin çok iyi bir kondisyonda olmasını gerektirir. Profesyonellik bunu gerektirir. Dolayısıyla birinci kural bence iyi bir yaşam düzeni kurmak, sağlıklı yaşam düzeni kurmak. Burada söyleyebileceğim o. İkincisi de alıştığının dışında bir semptom ortaya çıkmaya başladıysa dikkat etsinler. Yani yıllarca yaşadılar, her şeyi yaptılar, sorun olmadı. Ama günün birinde sıra dışı, akıllarına yatmayan, ya ben hiç böyle bir şey daha önce yaşamamıştım dedikleri bir durum olursa o zaman uyanık olsunlar ve bir hekime müracaat etsinler derim. Basitçe çok, böyle tamamlayabilirim. Çok teşekkür ederim hocam. Sizinle bir arada olmak her zaman çok keyifli. Bugün de bu korona günlerinde sizinle uzaktan da olsa, ekran aracılığıyla da olsa bir araya gelmek çok keyifliydi. Güzel sunumunuz için, değerli katkınız için, derneğimizi kurma konusundaki ilk inisiyatifi aldığınız için yıllarca güzel toplantılar yaparak bize birçok şeyi öğrenme şansını sağladığınız için size çok teşekkür ediyorum. Umarım bundan sonraki dönemlerde de çok çok toplantıda yine bir araya geliriz. Ben de herkese koronasız günler diliyorum. İnşallah bedenen de hepimizin bir arada olacağı günler gelir. Herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler hocam. Değerli katılımcılar, hepinize ilginiz için çok teşekkür ediyorum. Değerli sorularınız için çok teşekkür ediyorum. Derneğimizin Perşembe seminerleri önümüzdeki hafta 28 Mayıs 2020'de yine yapılacak. Takip etmenizi rica ediyorum. Bir sonraki konu ve konuşmacı ile ilgili bilgiler dernek sosyal medya hesaplarımızda olacak. Hepinize güzel bir öğleden sonra güzel bir akşam diliyorum. Görüşmek üzere.